İsviçre MÜSİAD'ın düzenlemiş olduğu Yılın Başarı Ödülleri 2017 programındayız. MÜSİAD Genel Başkanımız Abdurrahman Kaan Bey var yanımızda. Şimdi kısa bir söyleşi yapacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Evet. Kısaca değerlendirmenizi alabilir miyiz? Bugün MÜSİAD camiası olarak MÜSİAD İsviçre'nin Yılın Başarı Ödülleri törenine geldik. Zürih'teyiz. İsviçre MÜSİAD'ımızın özellikle girişimcilik alanında, markalaşma alanında, sivil toplumda en iyi yapan birçok alanda ödül törenimiz var. Tabii MÜSİAD biliyorsunuz dünya genelinde 68 ülkede 181 noktada faaliyet gösteren Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu. Aynı zamanda bir sermaye platformu. Bizim birçok dünyanın birçok ülkesinde bu tür faaliyetlerimiz oluyor. Aynı zamanda Avrupa'daki teşkilatlarımızın bir kısmı da bugün buraya katılıyor. Aynı zamanda yine Gürcistan gibi Karadeniz'den yine bir MÜSİAD şubemizden de burada temsilcilerimiz var. Burası bir aile, güzel bir aile. Peki çok teşekkür ediyoruz efendim. Tekrar hoş geldiniz. Ben teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. Şimdi yanımızda Huzul Ev Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eyüp Akbal var. İsviçre'ye geldiler ve MÜSİAD programına katıldılar. Neler söyleyecekler hep birlikte izleyelim. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum. Tüm izleyicilerimize buradan tüm sevgiler, saygılar sunuyorum ben. Neler söyleyeceksiniz? Programla alakalı kısa görüşlerinizi alalım. Şimdi Allah'a şükür artık Türkiye biliyorsunuz bir mucize gerçekleştirdi. Sadece Türkiye'deki coğrafyayla sınırlı değil, tüm uluslararası, tüm dünyada bir Türk imzası görmek mümkün. Bugün burada, bu akşam burada başarılı olan İsviçre'ye yıllar önce gelip de bugün burada iş dünyasında yer alan, iş dünyasında marka olan firmalarımızın en başarılarında ödül töreni düzenledik. Ödülleri alacaklar bu akşam. Forumunuz ne durumda? Siz hangi işlerle uğraşıyorsunuz? Efendim biz Fuzul Grup olarak Türkiye'de 25. yılı geride bıraktık. Yani çeyrek asırdır Türkiye'de kurulu olan bir firmayız. Ağırlıklı olarak inşaat sektöründe şu an çok önemli bir paya sahibiz. Özellikle otomotiv ile başlayıp inşaat sektöründe Türkiye'de son 10 yıla damgasını vuran önemli markalardan bir haline geldik. İstanbul'da 10 binlerce aileyi ev sahibi yapıyoruz. Aynı zamanda gene 50 bine yakın bir aileyi de otomotiv sahibi yapmıştık. Şu an Türkiye genelinde 41. şubemizi açmak üzereyiz inşaat Tokat'ta. 41 merkezde bütün Türkiye'de bu hizmetlerimizi veriyoruz. Aynı zamanda İstanbul genel merkezde olmak üzere birçok Avrupa bölgesinde temsilciliklerimiz var bizim. Bu konudaki çalışmalarımız gayet başarılı gidiyor. Elhamdülillah Türkiye'nin son 10 yılda ortaya koymuş olduğu bu büyümeyle birlikte bizler de aynı şekilde büyümeyi sürdürüyoruz. Gerçekten sizi tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz çalışmalarınızda. Buradan son olarak neler söylemek istersiniz? Ben burada Akmedia, Akajans'a başarılar diliyorum. Gerçekten bizim yurt dışında özellikle Avrupa bölgesindeki sesimiz, soluğumuz ve gerçekten de ortaya koymuş olduğumuz performans bizleri sevindiriyor. Bizler Türkiye'de, sizler burada Türkiye'nin kalkınması için, Türkiye'nin tekrar uluslararası bir aktör olması için büyük bir çaba sarf ediyorsunuz. Ben sizlere buradan hem grubumuz adına hem Türkiye adına çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. İsviçre Teşkilatlanma Başkanı yanımızda şu an Sayın Murat Hoş Bey. Neler söyleyeceksiniz programla alakalı? Özellikle İsviçre MÜSİAD hep ilklerin sivil toplum kuruluşu. İş adamlarımıza yönelik yıl içerisinde yapmış olduğumuz faaliyetlerimizi taçlandırma açısından İsviçre MÜSİAD gala gecemiz organize ettik. Burada amacımız İsviçre'de faaliyet gösteren iş adamlarımıza plaketler vermek, hak eden sivil toplum kuruluşlarına plaketler vermek ve onları onur etmek. Sevgili izleyenler, şimdi de yanımızda Dünya Türk İş Avrupa Konsey Başkanı yanımızda Sayın Suat Şahin ile kısa bir söyleşimiz olacak. Öncelikle ben Dünya Türk İş Konseyi Avrupa Başkanlığı, onun yanı sıra MÜSİAD Yönetim Kurulu Yüksek İstişare, onun yanı sıra Beyaz Ay İsviçre Derneği Başkanlığı yapıyorum. İsviçre'de özellikle MÜSİAD her zaman ilkleri başarmıştır. Bugün de İsviçre'de bir ilki başarıyor. Bir vefa örneği göstererek bugüne kadar İsviçre'de Türk toplumuna hizmet etmiş, Türk toplumunda başarılı olmuş iş insanlarını, iş kadınlarını, STK başkanlarını onurlandırmak, onlara onur etmek, onlara teşekkür etmek amacıyla böyle bir geceyi düzenledik. İnşallah bu ilk olur, hayırlara vesile olur. Amacımız birliği, beraberliği sağlayarak Türk bayrağı İslam sancağı altında Avrupa'da dimdik
hep beraber birlikte yürümek, ülkemiz adına faydalı işlere imza atmak. İsviçre Zürih Başkonsolosumuz Sayın Ayşe Nura Hanımefendi var. Kısa görüşlerini alacağız. Yılın Başarı Ödülleri programı vardı. Neler söyleyeceksiniz? İsviçre Müsiyad'ın düzenlediği bu akşamki etkinlikte, bu etkinlikle birlikte de sivil toplum kuruluşlarını teşvike, şevke yönelik ödüller verdiler. Bu yıl sanırım ilk defa veriliyordu bu ödül. Ama güzel bir katılım vardı. Katılanlara ve düzenleyen Müsiyad İsviçre'ye çok çok teşekkür ediyorum. İsviçre Türk Toplumu Genel Başkanımız yanımızda şu an. Levent Karaağaç'la beraberiz. Efendim burada bir program gerçekleşti. Neler söyleyeceksiniz? Gülleriyle bezenen, emeklerinin karşılığını alan toplumla karşı karşıyayız. Yapılabilecek bir tek şey var. Herkes elini taşın ucundan tutmak değil, gönüllerini yüreklerine koyacak. Bu gönüllerini yüreklerine koyan insanların taçlandırıldığı bir gece yaşadık. Özellikle basın mensubu siz değerli dostlarımız, AK Medya Ajansı'da evet katkılarınızı gördük. Gece boyunca koşturdunuz, emeklerinize sağlık. Çünkü biliyorsunuz sivil toplum örgütlerinin sesinin en güzel duyulabildiği sektörlerdensiniz. İsviçre Müsiyad Genel Başkanı Sayın Cesur Çıtak'la beraberiz. Bu programla alakalı neler söyleyeceksiniz? Seyfi Bey, bu program bizim İsviçre'de ilki gerçekleştirdiğimiz bir program. Takip ettiğiniz gibi 20 küsür dalda farklı ödüllerle bizim aramızdan yetişen değerleri ödüllendirdik. Ve aynı zamanda da çok çok önem verdim. Şahsen de önem verdim. Ahde Vefa ödülleri benim için bu programın tam bir highlight'ıydı. AK Medya Ajansı Seyfi Bey, çok teşekkür ederim.